Evet, Osmaniye'den misafirimiz. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir şey soracaktım da hocama. Alalım. Hocam ben biraz zor durumdayım da yani başımda bazı ağır sıkıntılar var. Muskalan veya da büyüden şüpheleniyorum da. Onu soracaktım yani işlerim rahat gitmiyor hiçbir şekilde. Ne oluyor mesela? Yani işiniz mi olmuyor? Evde bir sorununuz mu var? Nedir evet, rast gitmeyen? Her türlü yani sıkıntı var şu an. Evet, evde de var. İşlerim de rast gitmiyor. Evet. Neyden şüpheleniyorsunuz? İşte muska ya da büyüden şüpheleniyorum yani. Ya birilerinden şüpheleniyorsunuz o zaman. Evet. Evet hocam, buyurun. Ne yapıyorsunuz? Buna karşı ne yaptın? Mesela Kur'an mı okuyorsun? Evet. Nazar duası evet. mı okuyorsun? Ne yapıyorsunuz evet, yani, hocam? Onu soruyor. Ne yapmam lazım hocama? Çaresi ne yani? Çaresi şu. Bir, muska büyü bizim kaderimizi değiştiremez. Evet. Bizim işimizi aksatamaz. Bize yapmamız gerekeni terk ettiremez. Aklımızı başımızdan alamaz. Evet. Biz akıllı olursak, Kur'an'a yönelirsek, her gün dualarımızı okursak, abdestimize, namazımıza dikkat edersek, ne kadar dünyanın sihirbazları gelirse gelsin bizi alt edemezler. Buna evet. inanacaksın. Birincisi bu. İkincisi de muskacıya, büyücüye suç yüklemeyeceğiz. Eksiğimiz, kusurumuz olmayan bir iş varsa biz bir yerde hata etmişizdir diye sebebine, esbabına bakacağız. Her şeyin bir sebebi var sevgili kardeşim. Mesela bu bardak burada duruyor, değil mi? Bardak burada duruyor. Bardak gelsin, bana su içirsin. Gel bardak, ağzıma kadar gel. Oradan boşalt suyu, ben de içeyim. Ya olmaz kardeşim. Sen bunu alacaksın, suyu oradan dolduracaksın. Ondan sonra ağzına getireceksin ki vazifeni yapmış olasın. Ben bunu yapmıyorum. Yapmadığıma göre demek ki bende büyü var, muska var, tılsım var. Birilerinden korkuyorum. Ya korkma, korkma. Sana kimse bir şey yapamaz. Bakara 102'de Cenab-ı Hak diyor ki onlar Allah izin vermedikten sonra hiçbir şey yapamazlar. İnanmayacaksın. İnanma. Sen güçlüsün. Ben güçlüyüm. Bu işleri ben kendim yapacağım diyeceksin. Ondan sonra muskacıya, büyücüye, cinlere suç atmayacağız. Onlar gereksiz yere meşgul ediyor hayatımızı. Hayatımızdan çıkaracağız. Bir evde sürekli muska, büyü konuşuluyorsa o evde akıl tutulması var, iman zafiyeti var. Bu kadar söyleyeyim, daha ne söyleyeyim yani? Evet, var mıydı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun. Evet, Allah korusun sizleri. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, Cemil Bey. Efendim. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz Cemil Bey? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepimizden. Buyurun alalım sorunuzu Cemil Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Sayın Hocam. İyi günler inşallah. Allah Hayırlı razı yayınlar. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Ben Midebor'dan arıyorum. Midebor'dan. Evet. Geçti Bor'un pazarı. Sür eşeği Mide'ye. Süreçlerini Mide'ye dediler. Onu da televizyonda sordular. Kimse de bilemedi. Peki sen söyle Cemil Bey. Neyse ben fazla meşgul etmeyeyim, sorumu sorayım. Siz biliyor musunuz bunu niye söylemişler? Bu sözü niye söylemişler? Biliyorum ablacığım niye söylemişler. Şimdi bizim Bor'un pazarı salı. Salı. Evet. Niğde'nin pazarı da perşembe. Evet. Bu bizim gariban eşeğinin pazara... Çarşamba gelmiş. Pazara gez gelmiş. Geç gelmiş. Hı. Geç gelince demiş ki oradaki vatandaş demiş demiş geç de Bor'un pazarı sen niye diyorsun eşeğe demiş. Ya perşembeye yetişirsin pazara evet, geç kaldın yani. Geç kaldın pazara demiş. Evet geç kalanlar tembellik yapanlar için söylenir bu. Evet hocam evet muhterem hocam. Peki buyurun Cemil Bey. Estağfurullah ben bir Ümre'ye gittiydim de. Evet Allah kabul etsin. Oradan hatıra olsun diye Sevil Dağı'nda oradaki küçük bir taş parça alınmayı anımsayın diye buraya getirdim. Çoğu mahsuru var diyor, bunu öğrenmek istiyordum. Olsun abi getirmişin dursun, ne olacak Medine toprağı şifalıdır derler. Yani birkaç şey dedi ya getirmesin iyi olurdu falan dediler. Bir şey olmaz yani oradan herkes toprak getirecek olsa toprak kalmaz. Arabistan'ı herkes hacılar memleketine götürmüş olur. Bu doğru bir şey değil ama getirdin.
Teberrüken peygamberimize olan aşkından, Mekke'ye olan sevginden. O sana çıkarken bir taş parçası tamam, aldıydım. Tamam olsun, onda bir mahsur yok. Yok hocam şey yine yani gönderme imkanım var, gönderebilir miyim? Göndermene de gerek yok, koy köşede teşekkür dursun. Teşekkür ediyorum. Koş köşede sağ olun. Peki Cemil Bey başka sorunuz var mıydı? Eşiniz mi yanınızdaki? Bir şeyler soruyor eşiniz herhalde. Sorar. O boş durmaz. Ben her telefonda konuşurken orada devam ediyor orada. Cemil Bey, siz telefona verin sorsun sorusunu. Vereyim. Durmuyor zaten. Aman meşgul etmeyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsminizi öğrenebilir miyim? Hayırlı yayınlar hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hamdolsun. Cemil Bey de çok hoş sohbet biri. Siz de öylesiniz herhalde. Evet. Ben de bir sorumu yani o kadar uğraşıyoruz. Zor düşüyor. Ya sağ olsun benim Nursel. Benim soruma geçeyim. Bak, ben kız Nursel... kardeşimden 11 yıldır kızım. İsminizi öğrenebilir miyim ablacığım? Nuray Salman. Nuray Hanım. Evet. Evet, şimdi alalım sorunuzu Nuray Hanım. Kız kardeşimden 11 senedir biz kızız, konuşmuyoruz. Kırıldık birbirimize. Ay yazık geçen günlere Nuray Hanım. Evet, anlıyorum ama şimdi barışmak da istiyorum. Barıştığım zaman da beni mutsuz ediyorlar. Hiç denediniz mi 11 yıl içinde hiç barışmayı denediniz mi? 11 yıl şöyle, benim oğlum kazi oldu, uzman çavuştu, evet. Şeyde operasyonda ama gelmediler, bir telefon bile açmadılar. Kızgınlık yüzünden ben trafik kazası geçirdim, gelmediler. Gelselerdi ben o zaman barışabilirdim. Evet, şimdi ne soruyorsunuz? Şimdi ne yapma, yani günah diyorlar. Diyorlar. Yani günah, evet biliyorum da ne yapmam gerekir? Evet. Hediye. Karşılıklı selam gönderin, hediye gönderin. Aracı olsun bir tanesi. Gitsin evet. onlara da nasihat etsin. Gelsin sana da, onlar da barışmak istiyor diye. Araya bir tane böyle bilge kişi lazım. Sözü dinlenir, güzel insan size vesile olacak. Maalesef böyle barıştırmaya hevesli, ara bulmaya hevesli insanlar da kalmadı. Bana ne diyor herkes şimdi? Evet, gerçekten. Yani onlara ihtiyaç var. Bence içinizdekini gerçekleştirin. Hiç sağdan soldan bir şey beklemeye de gerek yok. Kardeşim ben küskün, durmak bana yaraşmıyor. Ben barışmak istiyorum. Gelin evet. Barışalım diye haber gönder. Onlar da gelirler. Cemil Bey de görüşmüyor mu onlarla? Cemil. Efendim Cemil Bey? O konuşuyormuş. Ben konuşurum. Bundan ben uğraşamam. Ben konuşurum. Bu beni kötülüyor şimdi. Cemil Bey o zaman büyüklük değil mi hocam? Cemil Bey'e düşüyor. Siz barıştırın. Arayı bulun Cemil Bey. Evet. Cemil Bey de barıştırabilir. Değil mi Cemil? Bu çok hassas. Ben konuşurum. Gerek yok. Tamam. Peki Cemil Bey. Önce kendi aranızda bir şöyle bir huzuru, mutluluğu sağlamlaştırın. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Allah estağfurullah. Huzurunuzu ziyade eylesin. Estağfurullah. Hayırlı günler. Niğde'ye güzel selamlar. Güzel günler versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.